Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, ters getirdim geldim, inek tersi. Biberlere vereceğim. Şu büyük biberlere verdim de onları döyordum. Onların işi bitti artık. Çiçek açmaya başladı. Şu yeni sterillediğim biberler de bayağı kendine geldi. Çaparanacak. Ters verip çaparayacaktım. Baktım otlanmış arkadaşlar. Şimdi bir çapalayayım. Ver onu bana. Şimdi bir çapalayayım arkadaşlar. Ondan sonra ters verip akşama da sulayacağım. Yukarıdaki biberleri aynı şekilde, buradaki biberleri aynı şekilde. Bakalım eğer ters kalırsa biraz şurada keleklere vereceğim arkadaşlar. Biraz da salatalıklara vereceğim. Bugün yine biraz yaprak toplayacağım. Yine bir yaprak videosu olacak yine arkadaşlar sizlere. Vallahi bu aralar biraz yaprak videosu çoğaldı. Kusura bakmayın. O şekilde videomuzu başlattım bakalım. Biberimizi bir çapalayalım. Ondan sonra tersimizi verelim. Biraz benimki biraz ters oldu arkadaşlar. Önce ters sürüp 1-2 gün sonra çapalamak gerekiyordu ama otlandığı için suladım mı da sürekli otunu alıyorum. Ama yine de ne istiyor? Çapayı istiyor yani. Şurada iki tane fasulye attıydım. Fasulyelerim de iyi büyümeye başladı. Bakalım bari bu biber de olacak mı arkadaşlar? İnşallah olur. Çünkü bunu sonradan stilledim. Onu önceden stilledik. Bu büyümedi. Bunu eve ekleyeyim. Söyledim zaten sizlere de. O şekilde sonradan o yanı sarımsağın yerine stilledim. Burayı da bu şekilde stilledim. Burada neyin yeri? Soğanın yeri arkadaşlar burası da. Soğanı çok ekledim. Yarısını yedik. Yarısını da bu şekilde. Bugün yine Nenezi'ye gidecek arkadaşlar. Bekarlar kasabasına halamgile. İnişten fayans yapıyormuş. Yardıma dedim gidelim. İsmail de bugün yatıyor. Cuma günleri yatıyor arkadaşlar. Bu arada cumanız mübarek olsun. Bugün de cuma. Da işte videoyu ne zaman yükleyecek o belli değil. Yine de olsun. Cumanızı ben kutlayayım sizlerin. Halamgil vardı arkadaşlar. Halamgil buradalardı. Yemek yedik, çay içtik beraber. Misafir geldi. Nenez'de yine. Babamın tanıdıkları. Hani İstanbul'dan tatile gelenler başsağlığına geliyorlar. Sağ olsunlar geldiler. Yemek yemediler onlar. Karnlarını doyurmuşlar. Biz yine de ortaya koyduk yemeğimizi hani. Yillerdi ama yemediler. Çay içtiler. Bayağı ikindine kadar da oturdular. Ondan sonra gittiler arkadaşlar. Yani bayağı yoğunduk. Akşam da hatta yine misafirimiz vardı. Babamın yeğeni gelmiş Almanya'dan. O geldi başsağlığına. Onlar vardı. Eşi, kızı, kendisi vardı. Artık hani yaz geldi. Gelen giden oluyor. Dışarıdan gelenler başsağlığına geliyorlar. Sağ olsunlar. Vallahi günümüz bu şekilde geçiyor bağlı. Zaten az arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir yer. Hemen çapasını yaptım. Şimdi de ne yapacağım? Şu şekilde şöyle tersini vereceğim. Biberlerin araya şöyle atalım. Bu tersi verirsek biberlerimiz kudurur gider arkadaşlar. Vermedik mi? Büyümüyorlar. Toprak tersi olmadığı zaman olmuyor maalesef. Bugün durur arkadaşlar bu. Yerine sularım. Sonra bir böyle bir 10 gün sonra bir daha çapaladım mı tamam. Onun da işi biter.
salatalığı, biberi, domates hepsini bir sefer çapalıyor arkadaşlar. İki sefer pardon. İki sefer çapalıyor. Böyle tersini veriyor. Ondan sonra bırakıyor. Tamam mı? Onlar tamam, ona göre keseceğim. Kalan salatalıklarımız vardı arkadaşlar. Onları da bağlayalım. Buranın da işi bitsin. Akşama da bir ters süreceğim. Ondan sonra sulanacak. Dokuz tane olacak baba. Bir, iki, üç, dört oldu. Ona göre kes. Fazla kesme. Ne lazım? 9. Burada kaç tane lazım? 3 tanesini yaptım. 6 tane lazım. 1, 2, 3, 4. Yerinde 3 tane mi var? Evet. Bir de şu 4. 2 tane daha kestin mi yeter? Zaten tamam. Burada tamammış. Tam mı geliyor? Buradakileri de bağladım arkadaşlar. Bir iki tanesi kaldı. Onları da büyümediğinden. İşte şunlar kaldı. Bakın. Şu var bir tane. Bir tane şu var. Bir de karşıda var. Üç. Üç tanesi bağlanacak duruyor. Kalanını hep bağladım. Şurada da karpuz çıkmış iki tane. İki de karşıda var. Dört tane de karpuzumuz var arkadaşlar. Yine dediğim gibi nanem büyüdü, biçilecek. Babam da orayla uğraşıyor. Onlar pek saçaklandı. Onları koparıyor babam. Ben de yaprak toplayacağım arkadaşlar. Şimdi de yaprağa geçtim. Bu sefer küçük büyük ne varsa hepsini toplayacağım arkadaşlar. Mesela şunları. Aslında küçüklerini ben daha çok seviyorum sarmasını. Bir önceki videomda da söylediydim. Şimdi onları toplayacağım. Çünkü bunlar taze. Toplayın, bunları da saralım, buzluğa atalım. Vallahi dün misafir geldi. Hemen çıkardık, yaprağımızı koyduk. Güzelce sardık arkadaşlar. Sardık demişim, pişirdik. Misafirlerimizin önüne koyduk. Hazır güzel oluyor. Biraz da hazır atalım. Bunlar hep taze. Bakın şurada var hep taze. Üzümleri de artık büyüdü. Korağa oturdu. Koruk oldu mu bir şey olmuyor ondan sonra. Koruk olmadan önce babam açtırmadı şeylerini, gözlerini de. Güneş yakar diye. Şöyle. Ne var ne yok toplayacağım bu sefer. Artık kaç poşet olur bilmem. Akşama kadar da bundan uğraşırız. Halam gün oraya gitmezsek, gidersek yarın sararım. Arkadaşlar yaprağımızı topladım. Hoca bir ile onda tam halam bir geldi. Biz oraya gidecektik. Onlar geldiler. Malzeme eksikliği varmış. Onu almışlar. Oradan da bura tam da yaprağa dek geldi. Oturduk.
Halamdan yaprağımızı sardık. Düdüklü bir şirket 4 sıra yaptım. Onu da birazdan açacağım. Kalanı da şöyle tepsiye sardım. Ben hep tepsiye sararım arkadaşlar. Bunu böylece buzluğa koyarım. Sonra poşetlerim. Böyle poşetlerken açılıyor biliyor musun? Böyle iyi olur. Poşet geçiriyor onu buzluğa koyana. Yok, direkt öyle koyuyorum. Kuruyor mu? Kurumaz, pişiyor mu? Geçenkini de öyle yaptım bayrama sardığımız. Önceden de ileğine de sarardım. Böyle büyük geniş bir yerine. Bir şey koyuyorum şu öbür dolaba. Yetişiklerin doldurucumuz var ya bir gün ona koy. Açtım ben işte. Ne pişiyor da ne yiyecek? Çünkü yemeğimiz duruyor. Sarma yiyecek. Sarma var yine. Bir çorbamız yok. Çorba ettirdin mi? Çorba bir kase kalmıştı. Onu da sabahına rece düştü. Başka yemek yapacağım. Bir kaseden de azadı. Başka yemek mi yapacaksın? Ben böyle yemek yapmam diye halama çok pişirttirdim. Ha şey iyi. Fasulyedir. Başka yemek yap diyor babam. Babam beğenmedi herhalde fasulyeyi. Fasulyeyi beğenmedin herhalde. Yok, sen mi yok da işte. Niye ben kaç kere pişirdim nasıl yedi? Yiyor da işte diyor yani şey direkt. Severek mi? Severek mi yemiyor yani? Fasulyeyi sever mi? Sever. Yok pek de babam. Babam şeyi sever. Ha, annen var ya annen iyi pişiriyor. Sen öyle çıkla pişiriyor. İşte onu ben bilemiyorum işte. Yumurtayla pişiriyordu. Ben de yumurtalı bilmem. Sever. Ben de bilmem onu yumurtalıyı. Ben de sade pişiririm. Biz de yoğurduna yedik. Onu babam çiğitmiyor yani. Bu yumurtalı seviyor annemden. Ben onu sevmezdim. Yumurtalı nasıl bir şey oldu? Yapacak sulu işte. Oluyordu işte güzel olmuyordu. Onu neyini seviyor? Ama nasıl sever yıldır onu. Ha, yumurtalı ben... Paketi de pişiriyorlar. İçine paketiz bekliyorlar. Olabilir onu biz de yaparız. Yani. Bir de yumurtayı pişiriyorlar, içine katıyorlar, karıştırıyorlar. O kurucanağız o da öyle. Ben onu sevmediğimden anneme de hiç sormadım nasıl pişiriyorsun anne diye. Öğrenmedim onu pişirmesini. Sevmediğimiz için. Ben de pişirmedim. Senden bilmem yumurtalıyı. Bilen biri vardır ya. Hatice mamı sor tarifi de sana. Kurban bir dahakine yumurta onu da biz sevmez. Neyse senin için pişireceğim. Bir bağım ayrı pişir. Onu kesin fasulye piştikten sonra annem onun içine yumurta kırıyor. Evet. Evet tamam. Kolayca. Onda bir İki şey yumurta kırıyor. O da içinde pişmiş oluyor yani. Yani onun suyunu şişin karelleyeceğim. Ondan sonra tamam. Fasulye pişti mi yumurtaya diyor. Bakıp yazarak yok. Ondan daha çok kaynayınca yumurtası pişecek içinde. İşte diyorum hiç koymadım. Ona asla suyu az olacak. Yumurtayı takır içine. Bir daha ikine dur öyle yap. Daha ben hiç koymadım ben annemin öyle pişirdiğini. Ne bileyim mi? Çok evet. Pişirirdi çok. Çocukken de burada çok onu pişirir. Çok pişirdi niye böyle öğrenmedin? Sevmediğim için. Sevmezdim ki ben. Ben de aynen işte valla işte. Sormadım bile anne ben nasıl pişiriyor. Bir böyle pişirmiş rahmetli dayım var. Yumurtalı iyi olur lan. Aman bir kalma yine sevmem. Nasıl karşı sallanıyor. Ya sevmem dediğime de bakma işte adına baktın mı? Adına bakmadım ben onu. Görünüşünden yorum yapıyorum. Ne görünüşünden sevmedim. Kameraya niye hiç konuşmuyor? Konuştum ya. Yo. Konuştum ya kız yaprak topladım dedim. Açılış. Halam geldi dedi. Açılış yaptı. Neredeydin burada? Burada yaşıyorsun ya. Ne bileyim. Nereye gidecek dedi. Kaldı tutup hemen bir kez yapıp sarıyor. Evet. Neyse yarın gelecek. Eğer yarın gelecek. Yardım edecek işte. Yok canım yardım etmesen böyle dur. Ki. Annem ben öyle durmak. Evet. İnandın mı la? Ne hala? Annem öyle durmak. Ben iş var diye geleceğim. Ben burada sıkılıyorum. İş yok kurucuk. Tamam çabuk canım. Ben şaştığımdan yaprak topladım. Tamam tarla da evi baştan aşağıdan yap o zaman. Sizi ödüyordum. Daha benim işten önemli ikiniz çalışın. Biz otururuz baba. Tamam. Olur valla. Ben çalışmayı ya sever. Ben çalışırım işte. Tamam. Sen fayans annene getir aşağıda. Tamam. İşçi aramasına hiç gerek yok o zaman. Enişteyim. Annemin ikisi yapsın. Biz hiç yaramıyor falan. Biz kendimiz yaparız. Daha elinden gelse para kedi düşer. Bilemem onları. Bilebilsem yaparım. Geçen sene benim şurada açık balkon var ya buçuk. O Fahit abiyi çağırdım 4 milyar dedi. Ayrıca hayır. Fayansa mı? Onlar kendi döşüyor ya bana bir de. İşçilik de alıyorlar. Ama Fahit abi kış geldi ben komür alacağım dedi. 4 milyar ona veren adam ben komür alırım 4 milyara dedim. İyi o zaman dedi gitti. Yaprakları bana. Neyse sen yedin işte sen orayı yapsın. Olursa olursa. Aynen. Biz para istemedik Beda. Para vermem. Para vermem ki vermem. Bana her diyor, her diyor da. Para yok zaten. Ben yanındakine çırak.
Tamam. Yunus Emre yapacak. Ben de yemeğinizi pişireyim. Tamam. Bizim balkon buradan küçük lan. Buradan. Şuradan. Uzun yani. Ya uzun da gene en olarak. Aynen. Bir benzer döşle temiz korusun dedi. O da çapatılması olmaz dedi. Ne bilir adı yani. Çapatılmaz. Orada senin şey iyi gidiyor ha. Ama benim orada çapatılırsa benim kapı yükseliyor. Kapıdan yükseliyor. Su akan su benim eve girer o zaman. Evet. Orayı zaten ben gücün yaptırdım Gökhan'a. Yo o zaman nasıl yaptı? Bizim hayat şey ya yüksek kalıyor ya. Tamam ama hayat tam düştü. Hayat olduğu gibi koyacak. Olduğu gibi koyacak. Hala kimini yağlayacak, ağaç kayacak, yapıştıracak. Temiz korunacak yani. Öyle olur değil mi? Güzel olur. Nasıl bir olur değil mi? Olduğu kadar ne öğrenim? İyi de olmuş diyen çata şey olsun canım. Düzgün olsun. Ama olmayınca olmaz. Benim orada yok bence o kadar olur. At onları da düzün. Kapıyı havadan yaptıracaktım o zaman. Kiriş var. Biz de bildik havadan yaptırmayı da yapamadık babamla. Kirişi kıralım dedik kıramadık. Ne baba o zaman kirişi? Kirişi kıramadık kapının içinde. Kırıp kapıyı biraz yükledeceydik. Bunu da yapamadık. Olmadı. Gökhan yetisi yok muymuş? Gökhan yo Gökhan var mıydı o zaman? Yoktu. Kapıyı bu yandan alırken Gökhan vardı ya. Yitti bulamadılar. He. Bulsa da Gökhan'ı bilmeyen yanında 2 dakika sonra erinir kaçar. Orayı da kucun yaptırdım daha zaten ona. Zaten sen şimdi niye miydin? Gökhan gelmeden sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. O zaman Gökhan buradan mı? O şeyi. Pimakini yaptım ya. Gökhan yoktu. Ne bu barbunu? Gelince de gücün çektirdim şeysine. Gene suam yerine kalktın kale kimeli. Suadım canım onu yaptım önce. Derini tırsını kapat dedim. Neyse şu çirkin oldu ama. Bir varsa. Sen mi sarıyorsun? Hadi bakalım. Yaprağımızı bitirdik arkadaşlar. Yemek faslına geçecek şimdi. Yavaştan yavaştan acıktık. Şu şekilde arkadaşlar yaprağımız pişti. Tepsiye döktük. Yeşil fasulye, yoğurt, karpuzumuz var. Yeşilliğimiz var. Şu şekilde şöyle. Amam geldi. O karnını doyurmuş. Geri duruyor. Yemeyecek. Recep yavaş. Büyük baban yanına geç. Ama hiç çıkmaz sıradan. Herkes görmüş şimeni koncuğumu. Hadi bir el salla izleyicilerimize. O diyor kurdu, o diyor kurdu. Ama? Bilmedim. El salla izleyicilerimize. Ha? Hadi gelin yemek yiyelim hep beraber. Misafirimiz var, ben de geldim. Ha. Yiyelim çekiyor, kardeşim var. Baba ne arıyorsun ya? Bakın çatal, nasıl gel. Hadi buyurun hadi. Ama seni nasıl seviyorlar ama. Ne? Seni nasıl seviyorlar izleyin. Vallahi. Benden beri seviyorum. Benim onları kararım yok ki. Yok. Kolaç yok, çay iç yok. Buyurun gelin. Boncuğumu göstermeyeyim ya kankini. Baba. Ben burada alıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün de akşamı bu şekilde yaptık. Yaprağımızı sardık. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra halam, eniştem, ben annemi ziyarete gittik mezarlığa. İkinden okundu, namazımı kıldım. Bahçeye indim tekrardan arkadaşlar. Ne yapacağım? Bahçemizi sulayacağım. Şu şekilde gübremiz var. Bunun ismi üre diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın boncuk boncuk. Bunu tam sebzeler çiçek açacağı zaman biber olsun. Ondan sonra salatalık domatesler çiçek açacağı zaman açtığı zaman ya da bunu az az ataraktan suyunu veriyor arkadaşlar ki daha çok döl veriyor. Yani daha çok sebze veriyor diyeyim. Burada da arkadaşlar ne yaptım? Et kuruttum. O zaman kurbanda pek şey yapamadıydım. Hani çok yoruldum. Yazıp da eti kurutmaya pek bir fırsatım olmadıydı. Sonradan buzluktan çıkardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde böyle serdim. Hatta şöyle parçasını alayım. Biz bunu arkadaşlar bu şekilde de yiyoruz. Genellikle şöyle yemeklere de atıyor arkadaşlar. Kuru fasulye çok güzel oluyor. Bir tanesini mesela kuru fasulyeyi pişirirken içine atıyorsun. Çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Aynı pastırma gibi. Yani bunu biz her sene yaparız. Kemik de kuruturuz. Şu kaburga kemiklerini olsun. Böyle et olsun. Et yazar et kuruturuz.
O şekilde etimizi de kuruttum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bunu salatalıklara, biberlere, ondan sonra şu küçük bibere vermeyeceğim tabii ki. Bakın arkadaşlar çok da değil. Şu şekilde şöyle az az ataraktan. Ondan sonra suyunu vereceğim. Bu şekilde korsak yanar arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle atıyorum. Ondan sonra suyunu vereceğim. Bu suyla beraber güzelce emecek arkadaşlar. Videomu da bu şekilde kapatmak istedim. Artık kapatayım. Vallahi geçenlerde annemin mezarını yaparken bir attığım videolar güzel izlendi. Sağ olun, var olun, ama ondan sonrası yine kesildi arkadaşlar. Niye kesildi onu da anlamış değilim. Hep aynı, hani video atıyorum yani, atmasam, ara versem anlayacağım niye kesildiğini de. Vallahi anlamadım. Ne güzel 8.000 10.000 izleniyorduk. Şimdi yine 3.000'i 4.000 anca bulmaya başladık. Neyse bakalım, olsun, sağlık olsun diyelim. Ne olursa ona göre var bunda da bir hayır. Bu şekilde attım arkadaşlar. Domateslerin dölleri yok. Vallahi bu sene hiç bilmiyorum, domatesi yemeyecek herhalde. Yiyse domates yok. Bir iki tanesinde var. Kalanında yok arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Neyse, videomu artık kapatayım isterseniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Vallahi bol bol izlerseniz sevinirim. Emeklerimiz boşa gitmesin. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.